Tamam, yeter Mehtap. Allah aşkına dur ya. İsmail, vallahi hoş geldin ha. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun vallahi. Ya senden bir rica ettik. Ta Almanyalardan kalktın geldin yardım için. Vallahi Allah razı olsun. Geleceksin tabii, niye gelmiyorsun? Biz akraba değil miyiz? Gel, aramıyor musun, sormuyor musun diye ben de üzülüyordum. Sen çikolata getirdin, Alman çikolatası. Sağ ol. Sağ ol. Afiyetten yiyin ya. Sağ ol. Vallahi Mesut enişte... Seni de hiç aramadık ama sen de çıktın geldin. Nasıl haberin olduysa. Benim haberim yoktu ki. Ya ben zamanında indirimden bir tane tek dönüş İstanbul Konya bileti aldıydın. O yanmasın diye geldin. Sen biletin yanmasın diye Konya'dan İstanbul'a mı geldin? Hayati bak, ben otobüs seviyorum. Yani otobüs benim yaşam biçimim. Otobüs benim heyecan kaynağım, soluksuz arzum. Otobüs benim hobum yani. Hobum mu? Keşke kendine başka bir hobu bulaydın ha. Neyse artık herkesin yardımına ihtiyacımız var. Muhtacız sonuçta. Dediğini söyleyemeyen de derman bulamaz. Hadi de bakayım ne dedin var. Şimdi İsmail, benim oğlanla gelin iş için yurt dışına yerleşmek istiyorlar. Ya evet, orada işe girecek. Ya ama ben de istiyorum ki oğlan bir dükkanın başına geçsin. Ne bileyim, ben de artık emekli olayım. Biraz kafayı dinleyeyim diyorum ya. Ya İsmail abi hep o kuru gelin yüzünden biliyor musun? Oğlanın kafasına gitti yurt dışı yurt dışı diye şimdi gidecekler. Yurt dışına çıkmakta, orada yaşamakta ne var? Niye korkuyorsunuz ki? Artık eskisi gibi değil hiç oralar. Ben mesela ben Almanya'da yaşıyorum. Çok güzel evim var, çok güzel işim var. Almanya çok çok güzel. De bunlar nereye yerleşmek istiyor? Almanya'ya. Yapma ya. Diyor ki benim orada diyor İsmail abim var diyor, çok güzel hayatı var, çok güzel evi var. İsmail abi arka çıkar diyor. Diyor Almanya'ya gelmesinler, Almanya acı vatan. Çok kötü kötü Almanya. Dert orada, tasa orada, her şey orada ya. Ne işleri var Almanya'da? Hem benim nerem kapı gibi sıksan kemiklerim kırılır. Bir iki başkasına nasıl yardım edeyim? Şimdi Almanya çok güzel diyordun ya. Çok güzel de bana kadar güzel Mehtap. İşte aradığım karaktersizlik. İsmail, o yüzden çağırdım seni. Sen şimdi bu çocuklar gelince diyeceksin ki Almanya şöyle kötü, abi öyle kötü, abi öyle kötü, şöyle 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 diyeceksin, onları vazgeçireceksin. Ben de bu dükkanı oğlana kakalayacağım, tamam mı? Sen hiç merak etme. Benim dilim döndüğünce 3-4 saat konuşur anlatırım yani. Sen konuşmasan iyi Mesut enişte. Bak Mesut enişte, konuşacaksan da kısıtlı konuş. Hani böyle kotalı internet gibi hemen bit. Geldim. Aman. Gel buraya anasını kızınsa. Oğlum yaban ellene gidecek de bir daha kokusunu duyamayacağım. Annem. Ay. Tamam ya, ne yapıyorsun ya? Canım. Ben de buradayım. Tanışıyor muyuz? Sekiz. Evet, tanışmıştık. Biraz önce içine çektiğin oğlunun karısı Çiçek ben, hatırladın mı gelinin? Aa, şimdi hatırladım canım. Sen şey, oğlumu benden koparıp yurt dışına götürmeye çalışan kadın. İnsan yediği gazı unutmuyor biliyor musun? Ben de bundan sonra seni hiç unutmam canım benim. Allah gerçekten Bahadır, gitmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimizi şu an daha iyi anlıyorum. Aşkım tamam, şey yapma, ben halledeceğim. Mesut enişteciğime hoş geldiniz. İsmail amcacığım, siz de hoş geldiniz. Çiçek, biliyor musun İsmail amca senelerdir Almanya'da yaşıyor bak. Aa öyle mi? Ne güzel, nasılsınız? Almanya çok kötü kızım, çok. Almanya çok kötü. Sakın gelmeyin Almanya'ya. Almanya'da acı, keder, gözyaşı hepsi Almanya'da. Yeter ya. İsmail amca, Çiçek sana Mahsun Kırmızıgül'ün son filmini sormadı ya. Seni sordu nasılsın diye. Kusura bakma kızım, ben çok kötüyüm bu aralar. Hep Almanya'da yaşamaktan bunlar. Kafam almıyor ki, kafan hep gidiyor. Gurbette yaşamak kolay mı? Hiçbir şey yok. Ağlasan gözyaşını silen yok. Hacet gidersen tarihat musluğu yok. Ben hep ıslak bendim. Vallahi hep ıslak bendim. İsmail, biraz ayrıntıya girmesek mi diyorum? Bak şimdi, sen tarihat musluğu dedin de benim aklıma ne geldi ya? Ne gelebilir? Şaşıracaksın ama bak, şaşıracaksın. Ya bizim, ya icat yapan bir Hurşit vardı köyde. Mehtap sen bilirsin kız. Nerede bileyim lan?
He. Köyde mi yaşadın be? He, o kız, o işte. Ya, bu Hurşut bir gün marangozhanede böyle hat hut, hat hut diye çalışırken... ...birden böyle portatif ahşaptan darat musluğunu buluyor. Birden. Ahşap tarit musluğu. He, bak dinle ya. Bu icadının kolunun altına alıyor, direkt Alman başkonsolosluğunun kapısına dayanıyor. Neyse, konsolosluktan içeri almıyorlar bunu tabii. Arkadaş, kapının önünde girersin, girmesin, girersin, girmesin derken bir arbede yaşanmıyor. O anda bir tane böyle siyah makam arabası geliyor, kapılar açılıyor falan. Ya içinden kim iner beğenirsin? Kim? O sıra Ankara'yla sıcak temaslarda bulunmak için memlekete gelen... ...Alman Başbakanı Şangolye Angela Merkel. Angela Merkel. Angela diyor ki... ...ha, ha diyor. Das ist eine Strafe, kapının önü diyor yani. Kapının önünde ne oluyor diyor yani. Bak. Ya bizim Hurşit o sıra ayaküstü bir sunumla Vergel'in aklını başından alıyor mu? Vergel bana diyor ki, Hurşit... ...sendeki ışığı ben gördüm. Gel seninle ortak iş yapalım. Sermaye benden, işçilik senden. Hurşit diyor ki olur. Bunlar atlıyor gidiyor Almanya'ya. Almanya'da Hurşit 100 tane musluk yapıyor, satıyor. 1000 tane yapıyor, satıyor derken bu... ...bir sendroma giriyor mu? Tükenmişlik sendromuna. He. Siparişleri de veremeyince Vergel'le böyle oluyorlar. Üstüne üstlük de Alman umumi tuvalet mafyası bunun üstüne çöküyor. Bak, bunların sattığı o ahşap darat muslukları da... ...suda şişip nah böyle kalıyor mu? Arkadaş, polis bir taraftan, mafya bir taraftan... ...taşla, sopayla bunu sınıra kadar kovalıyorlar. Hurşit diyor ki, ben ahşaptan yoruldum. Bundan sonra taşla çalışacağım deyip... ...Göbekli Tepe'ye yerleşiyor mu? Demem o ki. O çocuğa ne oldu belli değil ya. Yani. Bak be! Vay. Bu kadar çocuktu ya. Adam sosyal medya gibi ha. Tam bir içerik çöplüğü. Lan 20 senedir bir şeyler anlatıyor, hiçbir şey anlamıyorum ya. Ben de seni anlamıyorum Bahadır. Sen niye şimdi durduğun yere Almanya'ya yerleşiyorsun anne? Anneciğim iş için, daha iyi çalışma imkanları için gidiyoruz. Ne diyorsun lan sen? 80'lerde mi yaşıyoruz oğlum? Öyle Almanyalara gidip çalışmak mı kaldı lan? Allah Allah. Otursan kendi dükkanının başına gelsen, ne bileyim kendi işinin patronu olsan. Baba bir dakika, doğruyu söyle. Sen bizim gitmemizi bu dükkan için istemiyorsun değil mi? Ben seni dükkanın başına koymak istiyorum. Ondan sonra da 6 ay yazlıkta, 6 ay burada yaşamak istiyorum. Ben o kadar bencilim ki seni dükkanın başına koyup kariyerini bitirmek istiyorum. Mehtap bir şey söyle, konuştukça batıyorum la ben. Torun, siz şimdi gideceksiniz, orada çocuk yapacaksınız. O çocuk büyüyecek, gidecek bir ecnebiyle evlenecek. Ondan sonra bizim soyumuz Cermenlere karışacak. Cermenleri de biliyor ya. Biliyor. Anneciğim, ne olur saçmalama Allah aşkına ya. Ha gerçekten ne kadar abarttınız ya. Sanki dünyanın öbür ucuna gidiyoruz. Almanya 3 saat. Evet. Sen gitsene. Sen git, oğlan kalsın. Ben okuyayım ha. Ya aileyi niye dağıtıyorsunuz? Kız da kalsın burada. Ya ne gerek var? Hiç olur mu aile bütünlüğü diye bir şey var ya? Kızım Almanya'da ne yemeği yemek, ne suyu yemek... ...hiçbiri bir şey değil ya. İnsan yok ya, yok. Vallahi konuşacak insan yok diyorum sana. Ne bakıveriyorsun? Madem yok, o zaman siz niye orada yaşıyorsunuz? Dönün buraya. Ha? Ben kredi çektim, onu ödüyorum. Çok çalışıyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben çok çalışıyorum. Almanya'da hayat çok zor. Zaten dazlaklar peşimizde. Dazlaklar mı? Dazlaklar ne sandın? Ben niye kel geziyorum? Ya ben sevdiğimden mi kel geziyorsun kızım? Ben hep kamufle olmak için kel geziyorum dazlaklardan. Ya bırak İsmail amca Allah aşkına. Sen 7 yaşından beri kelsin ya. Hem babam anlattı. Sen küçükken saçın çıksın diye şampuan içiyormuşsun.
özelimi ailemle paylaşman hiç iyi olmadı. Hiç iyi Allah olmadı. Allah aşkına İsmail, konumuz bu mu ya? Konumuz bu mu? Bunu mu tartışacağız şimdi? Kızım orada ne yapacaksınız? Vallahi hiç kimseyle iletişim kuramazsınız, konuşamazsınız orada, sizi kandırırlar. Ya niye konuşamayalım? Ben Alman lisesi mezunuyum, benim Almancam var. Vallahi benim de böyle birilerinin saçın başını oradan oraya vurasım var. Ama işte insan istediği zaman istediği şeyi yapamıyor, biliyor musun? Bak şimdi sen kekeş dedin de benim aklıma ne geldi ya? Demedi ya, kekeş mi dedin? Kekeş demedi kimse, kekeş demedi. İsmail abi, boşuna uğraşma, anlatacak. Ya aklıma geldi. Bizim bir kekeş Cemcit vardı. Mehtap, sen bilirsin kız, bizim köy derneğinden hani. Ha, o biliyorum, biliyorum. Yok kız, yok, o değil, değil. O değil, yok. Vallahi beni çağıracağım. Ya bu kekeç bir gün köy okulunda müzik dersinde daha dün anamızın şarkısının rap versiyonunu söylerken camdan kıllı Hakan bunu görüyor. Diyor ki senin doğuştan diyor rap'e kabiliyetin var. Sen benimle gel. Bunlar atlıyor gidiyor şu abu agunlama golüne. Nereye? Şu abu agunlama golü. Bu maça çocukta bir gol. Bunlar gole gidince golü seviyor tabii. Diyorlar ki biz boş ver hücum gelen işini. Gel biz buraya bir tane göl kıyı restoran açalım. He. O sırada çocuklarını yaz kampına getiren Mirkelem bunlara ortak oluyor. Allah'ın işi işte lan. Ya Mirkelem sahne alınca mekan turistin kırıp geçiriyor yani. Geliyor diyor ki arkadaş sizin bir yaptığınız yok. Her şeyi ben yapıyorum. Benim hissemi arttırın. Kıllı Hakan bu diyor ki ya istemiyorsan bas git. Ben buraya kapatırım, yaparım fight clip deyince bunlar giriyor birbirine arkadaş. Bizim kekeş de elinde böyle tabaklarla geliyor, diyor ki ben buraya rap yapmaya geldim arkadaş. Alabalıktı, kalabalıktı derken kafamı kaldıramıyorum. Bir de siz mekanda kavga ediyorsunuz deyip bunlara dandun, dış dış diye dalıyor mu? Kavga büyüyor yani. O esnada da kekeç mekanda bulunan Dua Lipa'yı kurtarıp onunla nikaha basıyor mu? Bunlar beraber düet yapıyor mu? Gidip de Halfeti'ye yerleşiyor mu? Demem o ki, o çocuğa da ne oldu belli değil yani. Yani işte hayat ya. Ne oldu? Ne diyor? O çocuğa ne oldu? Nasıl ne oldu ya? Lan yıllardır bak hayatımdan böyle saatleri çalıp çalıp duruyorsun sen böyle saçma. Ne oldu lan o çocuğa? Bir kere de öğreneceğim ben o çocuğa ne oldu? Ya hayat sakin. Ya Mehtap Allah aşkına yapma. Adam hayatımıza ürün yerleştirir gibi hikayelerini yerleştiriyor ya. Ya İsmail sen de şu el atsana ya. Şu dükkanı bu çocuğa kakalamam lazım diyorum ya. Baba hani dükkanla alakası yoktu? Dükkan demedim ki. İmkan dedim. Nasıl? İmkan lazım dedim. İmkan, imkan, imkan lazım dedim. Ama siz bir batı sevdasına düştünüz işte. Çocuklar Almanya'nın çok kötü var, acı vatan ya. Çok önemli olsan gitmem yani. Yemeğe yemek değil dedin ya ben onu. Ya bunu domatesini alıyorsun, domates yiyorsun, bir bakıyorsun domates armut gibi. Armutu elma gibi. Elması musluk kokuyor ya. Bir acayip bir yer ya. Siz orada aç kalırsınız. Burada nerede küşleme, büryan, Adana, Urfa, kaburga, dolma, lahmacun, bula, işkembesi, kelle, paça. Yenge ben 8 saat yol geldim ya, karnım acıkmış biraz. Midem kıyılıyor bana abi. Bir parça ekmek verin ya. Anlaşıldı, siz bizi buraya vazgeçirmeye gelmişsiniz ama biz vazgeçmiyoruz, o kadar. Sana bir şey soracağım. Misal, Çiçek'le ben bir uçurumun kenarındayız. Tamam. Hayal et. Şimdi ya o diyeceğim ya ben diyeceğim. Hangimiz? Ha? Ben uçurumdan atlarım. Zekice. Ya ama insaf ya. Siz bu kadar şey yapacağınıza biz de gelelim deseniz bu sorunların hiçbirini yaşamayacağız. Nasıl ya? Biz gelebiliyor muyuz? Tabii. Aa. Tabii anneciğim. Dükkanı satalım, sizi oradan ev tutalım hemen. Al al al. Vallahi olur ha. İsmail de orada. Bu olan ne arabana döndü ya? Sayınız da gitgide artıyor kardeşim. Ben size bakamam oralarda. Ya siz bizi istemediğiniz için...
için mi bir saattir burada yurt dışını kötülüyorsunuz? Yok kızım, yanlış anlama. Biz orada seninle bizi görüştürmezler. Bu Alman hükümetini sen bilmiyorsun. Ola acı vatan, ola Doğu Berlin, Berlin, Batı Berlin hepsi ayrı bunların. Çok kötü yani. Ola görüşüm yoksa ben sizle görüşmek istemiyorum ya. Vallahi da istemiyorum. Burama kadar ağzımda yalan dönmüyor ama Mehtap, benim karnım kıyılıyor. Şuradan bir azıcık bir, azıcık bir ekmek mekmek getirin. Daha ölüyorum ben ya. Vallahi ayıp. Şimdi tabii Almanya'da yaşaya yaşaya Almancan var senin. Ya önce... Şimdi mesela Hayati de gelmek istedi ya. Onun senin Almancan var mı? Almancayı çok severim. Ah iyi, tamam. Almancayı da seviyormuş. Hayati, sen orada nasıl anlaşacaksın? Sen Almanca biliyor musun de. Sonra Almanca bir şeyler söyle bakalım, anlayacak mı? Bir görelim. Sen Almanca biliyorsun, oradan nasıl anlatacaksın? Oh my God, die Maschine können kaufen, die Deutschen können. No, no, ein, 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 İsmail, sen Almanya'da yaşadığından emin misin? Ben aşağı Almanya'da yaşıyorum, öyle yukarıdan açıyorum. Şivesi farklı, evet. Çünkü ben daha çok şey değilim. Sen de iki kelime konuşamayın yani. Das aynı klanıydı ya. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Daha başlamamıştı. Hadi lan oradan. İsmail gibi konuşamıyor musun? No, no, aynı klanıydı. Ya das aynı klanıydı. Bayır, Münih, Mönchengladbach. Mönchengladbach, Lewandowski. Bir kere Lewandowski Polonyalı. Ya o da onlardan sayılmaz. Ama Alman... Komşu da onlar. Peki şeyi sor, madem Alman liseliymiş, kızımıza sor. Kızın şişresi doş. Hayvanın doşu da yok galiba. Ya da güzel sallıyorlar ha. Bir şey söyleyeceğim, sen Almanca bir toparlasana şuraya. Abi, 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 dağdın da. Bak, bak, bak. Nah, nah, nah. Ha, dachtın da, dış lafın dachtın da, bak öyle düştüm da. Tipi ne yapakı da. Ala! Gelin ya. Ha. Alo. Evet benim. Evet. Aa. Öyle mi? E kısmet tabii, tamam. Hayırlı olsun. Ne yapalım? Tamamdır, sağ olun. Sağ olun. Ne oldu oğlum? Ne oldu Bahadır? Ya bu Alman ortaklar vazgeçmişler işten. Aa. Düşmüşler, anlaşamamışlar. O yüzden Almanya ile iş iptal. Yani? Aa. Yani Almanlar kaybedince otomatikman biz de kaybettik. İş olmadığından dolayı gidemiyoruz. Ay Allah'ım, sana çok şükür oğlan bakıldı. Vallahi Allah dualarımızı kabul etti ya. Oğlum, yemin ediyorum bak, ben artık o dükkanın başında duramazdım. Üzülme kız sen de. Bak bir torun yaparsınız, biz bakarız kızım. Anneciğim, ilk defa bana kızım dedin. Sen de bana ilk defa anneciğim dedin. Ay, aman Allah'ım ne güzel. Hadi bunu kutlayalım. Kutlamak için de dükkana gidelim. Ha? Vallahi hem dükkanda boş kalmaz. Tamam. Gel oğlum gel. Tamam. Gel vallahi dükkanın başında dur. Tamam. Gel gel gel. Gel koçum benim gel. Oh vallahi sonunda kurtulduk ha. Oh be! Az katın gidiyorlardı vallahi, geliyor. Ben midem kıyıldı, bilmiyorum. Ben mutfaktan bir dilim ekmek alıp geliyorum. Dur, dur, gitme. Bak, bak, dur. Gel bak, sana ne anlatacağım ben. Hay otur, otur, bak. Ya bizim eski köyde Felemez vardı. Sen onu hatırlarsın ha. Oğlum benim tansiyonum düşüyor. Gözlerim karardı. Ben izin ver, bir lokma bir şey atın kalsın ya, gel. Ha, ha, o işte Felemez ya, o. Ya otur, bak, ne anlatacağım sana. Bu Felemez, o zaman bizim Baldıran emminin bahçesinden erik araklarken ağaçtan ağaça atlıyor. Bunu orada Nadia Gomanatçı görüyor. Diyor ki, sen çok yeteneklisin. Seni yetiştireceğim ve dünyanın en büyük jimnastikçisi sen olacaksın. Benimle Kuala Lumpur'a gel. Tamam da benim midem kıyıldı, mide birbirine yapıştı. Bir ekmek atın ağzına da gelin. Peki. Yok yok, dur dur. Oğlum. Bak az kaldı ya, bitiyor bak şimdi. Bunların ikisi başında atlıyor. Bak dur dinle ya, az kaldı. Bunlar gidiyor yakın Zelanda'nın Tetamataka o Hakkatanka tepelerine. Nereye? Tetamataka o Hakkatanka tepeleri. Allah'ım tansiyon da düştü, dediğini de anlamıyorum ben. Ne diyorum? Oğlum bırak, sal beni, gideyim ben. Bak dinle, bende kal. Bende kal. Dinle ya, bir kendine gel. Bak.
Dayı kendine gel bak. Bunlar at diyor gidiyor. Bana bak, bana bak. Bende kal. Bende kal. Göz kapağını aç, bana odaklan. Bak anlatacağım. Az kaldı, az dayan bak. Bunlar at diyor gidiyor tepelere. Tamam mı? Madde oksijeni yiye yiye gözünü aç. Gözünü aç. Bende kal. Heh. Nadia, oksijenini yiye yiye kafayı pırıl pırıl yapıyor mu? Kafası açılıyor. Bizim oğlana diyor ki, gel seninle topsi bobu işine girelim. Güllü benim akrabam. Parayı ondan alırız, zengin oluruz. Güllü, Nadia Komanacci, bir de bana da bak, bana bak, bana bak. Bir de bize felemez, at diyor, gidiyor New Mexico'ya. Oğlum bak, sen beni anamıyorsun. Ben midem kapandı, ölüyorsun, ölüyorsun, anamıyorsun. Bilmiyorum, çok kanım az. Ben kendimden bayılacağım. Daha, daha, bak, bak. Allah'a bayılacağım. Ya. Dayı, dayı, bak. Dur, 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 dur. Bak, bende kal. Hırr, hırr. Bende kal, bende. Bak, bak, bak. Bak, bunların üçü havaalanına gidiyor. Arkadaş, işe bak yani. Tam X-ray'e geliyorlar. Bu böyle kolunu uzatıyor X-ray'den, tamam mı? Oğlum vallahi karnın çok aç. Bak seni kokoreç gibi görüyorum. Ya bak 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 bak. Sal beni gideyim. Bak bak. Ya kolumu diyorum X-ray'den tam sokarken kolu böyle kalıyor adamın, tamam mı? Anam! Lan bırak beni! Lan! Mahlukat seni! Yam yam! Lan beni yiyordu az daha, gördün mü? Ben Konya'ya gidiyorum ya. Terbiyesiz. Oğlum, anamıyorum ki vallahi. Karnım kıyıldı diyor. Mutfak ne tarafta ölüyorsun yastıkta? Ana, küş deme. Ya yok, bir şey söyleyeceğim. Hiç bana bulan... Tavuk çevirmemi yapmışlar. Gelin lan buraya. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.